Maalesef patatesler de çiğ. Şimdi evet, şöyle söyleyeyim, ben arada gülüyorum, yanlış anlamayın. Sadece final günü bugün olduğu için, burada finali yapacağınız için modumu düşürmek istemiyorum. Yani alay etmek amaçlı düşürme gülmüyorum. Düşürme tabii ki canım modunu. Her şeyi kabul ediyorum zaten. Alay etmek amaçlı gülmüyorum. Kesinlikle bir sıkıntı yok. Olmamışsa zaten görüyorum yapamadığını. Ya ben artık neyden yedim? Anam açlıktan mı yedim? Daha öyle bir şey gelmeyecek ondan mı yedim? Pasta yani, gelecek, eti getiremeyeceğim. Eti nasıl getireceğim? Sebzelerini falan soteleyeyim mi? Eti de mi getireceğim? Getir, getir, soslu gene ben artık. Mi? Etini niye getirmeyeceksin pişmiş eti? Getir canım. Getir anam, boşver. Hayır zaten benim de eksikleri var. Sebzesi yok diye eti niye getireceksin? Sen etini ya, ne yap? Sosları da yapmışsın. Sosları yaptım. Lavaşın var mı? Lavaşım var. Tamam. Hazır mı lavaşın var? Lavaşım hazır. Hazır. Kendim açamadım maalesef. İşte. Zaten şöyle sen söyleyeyim. De. İki Canan tane elaçman vardı benim de. İki tane elaçman vardı. Ya neden burada cevap verdiniz? Sesim bile çıkmadı ya. Sesimiz çıktı. Sesim bile çıkmadı ya. Dur bir saniye. Niye gene şöyle. Ya gördünüz Zuhal Hanım. Bir dakika ne oldu gene Canan'a? Ben nasıl yapmadım dedim ya böyle. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Böyle bir mimik mi var? Ben o pide hazır yapsaydım siz bana o puanı verir. İçimden başlatırdınız. Bir şey soracağım. O da onu yerliyor. İlk günden beri el açması istiyorum dedim mi? Yo biz de senden beklemedik ki zaten. Beklemediğiniz şeyi niye kafanızı çeviriyorsunuz ya? Yapamadınız. O zaman hacı da koymayacaktınız. Siz biliyorsunuz ki hazır lavaş aldığınız için biz söyleneceğiz. Bunu bence bilmeniz lazım. Hazır domates sosunu nasıl kullanabiliyorsanız ben de hazır lavaş kullanırım. Ben domates sosu kullanmadım. Sosu kendim yaptım. İçine koydum domates. Kendiniz yapmadınız. Püre domates hazırdı. Niye renklemediniz? Canım ben içine neler koydum biliyor musun? Sen bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun. Bilmeden konuşuyorsun. Bilmeden konuşuyorsun. Elimize kolumuza sahip çıkalım. Sesimizi çok yükseltelim. Hayır hanım ben hazır yapmadım. Sosu ya İskender sos hazır mıydı sizce? Allah aşkına önceden yiyen bilir arkadaşlar. Hazır mıydı sos? Hayır, değildi. Kendim püresini hazır kullandım. Ama hazır diyor ya. Hayır, püre kullandım dedin ya domates püresi. Hazır, evet, hazır püre kullandım. Ama sadece püreyi kullandım. Ama bütün malzemeleri karıştırdım en azından tamam, değil mi? Evet. Sizin Nurhane'yi yapamadığınız gibi mesela. Yapmadım en azından. Yani yapıp da yapamamaktan sonra bir şey yapmadım. Benim yemeklerim çok güzeldi. Ben o puanları da kesinlikle hak etmiyordum. Bence burada gayet hak ettiniz. İyi ki size 5 puan vermişim. İyi ki vermişsiniz, evet. İyi ki vermişsiniz. İnşallah benim 5 puan yüzünden bir video olamazsınız. Seyirciler görüyor zaten. İyi ki vermişsiniz ki gerçek gözünüzü gördüler. Neden burada bu yemekleri yiyemezsiniz? Yemediğimizi gördüler. Evet. Olmamış zaten bu görünüyor. Şu an bunun içindekiler de görünüyor. Yapamayacağını bilemeyebilirsin tabii, tabii ki yani. Bilmiyordum. Kaç yıldır mutfağa giriyorsun? 4 yıldır. Son 4 yıldır. Evet. Canan'da da ya da Gizem'de de olmayan şeyler için hep aynı şeyi söylüyorum. Heyecanlı olabilirsiniz, şu olabilir, bu olabilir. Hepsini anlayabiliriz. İnsanlık hali. Kesinlikle. Ama ve lakin sen pazartesiden biridir. Çok haksız, zaman zaman yersiz yorumlar yapıp düşük puanlar verdin. Sonuçta bütün şu an bu konuşulanların bu kadar tansiyonun yükselmesinin bir altyapısı var. Sen evet çok önemsemeyebilirsin. Kazansan ne olur, kazanmasan ne olur, hayat devam ediyor, oturup ağlayacak. Tabii ki ağlamayacak, niye ağlayasın? Ya da o da. Ama sizin için çok önemli olmayan bu ödül kimileri için hayati önem taşıyor olabilir. Senin buradaki performansın seni bağlar. Ama diğer insanlara yaptığın yorumlar, verdiğin yorumlar hepsini bağlar. Sonuçta haksız puanlar verdin. Hepiniz de yaptınız bunu sırayla, onu da söyleyeyim. Yine hani o kadar laf ediyorsunuz ama Canan gene en doğru dürüst mantıklı puanları verdi. Onu da söyleyeyim. Ben kusura bakmayın. Puandan kusura bakmayın. Pişman, pişman ol demiyorum. Ama haksızlık yaptınız. Yani. Sonuçta madem sanki böyle bir hep benim söylediğim şeye geliyoruz yine. Bu kadar büyük laflar edip bu kadar iddialı hatta zaman zaman kırıcı yorumlar yapmamanız lazım. Düşünmelisiniz ki benim de başıma gelebilir. Herkesin başına geliyor. Onu biraz öngörerek daha biraz anlayışlı, birazcık daha tolere edilebilir şeyler söylemeniz lazım. Sen o bütün kapıları kapattın. Onun için de böyle bir tepki alıyorsun. Hanımefendinin tepkisi benim şu an umurumda bile değil. Ya olur olmaz. Önemli değil ama verdiğin puanlar dediğin gibi sizin için çok önemli olmayan o meblağ kimileri için hayat kurtarıcı sadece, olabilir. Sadece işte verdiğiniz veya vermediğiniz bir puan o insanlar için çok büyük Oğuzhan önem teşkil ediyor. Konusunda çok pişmanım zaten. Bunu kendim de belirttim. Aa. Sadece 4 tane köfte için adama vereceğim 2 puan fazlayı yaktırdım. Evet. Dedim sana o gün. Evet ben de dedim kabul 8 etmedin. 8 puanlı kafamdaki. Kabul başka, etmedin. Ben biliyordum. O şekilde ama işte bak bu da yanlış. Gör hangi kameradayız o hanım. Verseydiniz diğer hanımefendi de yanınızda oturuyor. Verseydiniz. Verseydi, şaka gibisiniz ya. Arkadaş laf sokmaya gelmiş, yemek yapmaya gelmemiş. O yüzden çok iyi laf soktum deyip bu yarışmaya mutlulukla soktu, da bitirecek. Soktu sonra da yemekleri de hop çöktü aşağıya işte. Olacağı buydu. Şakşukalı biber sandalla ıspanaklı patates graten yapmıştı arasıca. Basitti. Zaten grateni olmamıştı. Patatesler inceydi. Ispanak hani normalde ama
beşamel sosu falan hiç güzel değildi. Yağlıydı bir de. Fazla yağ kalmıştı içinde. Yani yağını bir şekilde süsseydi ya da patateslerin yağını falan daha iyi olurdu. Şakşuka'da patatesler pişmemişti. Biberin tohumları içindeydi özellikle. Bu çok yanlış. Ve kabuklarını da almamıştı. Bu da çok büyük bir sorundu. Şakşukan içindeki malzemeler pişmişti. Pişmemiş denk gelmemişti bana. Biberi pişmemişti. Biberi de yenilmesi lazım normalde ama onda yenilecek kıvamda değildi. Pişmemişti. Çiğ kalmıştı ve tohumları da içindeydi. Tohumları olmaması lazımdı. Acılık katmıştı yemeğe. Ispanaklı patates gratenin patatesleri çok inceydi. Bazı yerlerde yanmıştı ama konuşulacak çok şey var olduğu için onu dile bile getirmedim. Sandalın biberin kabuklarını bile soymamıştı. İçindeki şakşukada öyle normal, sıradan bir kavurma gibi bir şeydi zaten. Ben hiç böyle bir sandal görmedim. Bu nasıl bir sandal Özgeciğim? Bu pek sandal değildi yani Özge ya. Bunu indiremezsin sen Deniz'de bu sandalı. Ispanaklı patates krateni ana yemeğe de veremeyeceğim dediği anda yemeye başladım. Ne yapayım, açlıktan ölüyordum yani Özge. Ama ıspanaklı patates kreten öyle olmayabilir ama yaptığın şekli lezzetliydi. Ben yedim, güzeldi. Canan Hanım kendince böyle bir kafasına plan program yapmış. Ne düşünüyordu, ne yapıyordu kendi kafasında bilmiyorum. Ama hiçbir şey onun kafasındaki gibi gitmiyor bu hayatta. Şöyle söyleyeyim, kendisi hala benim gözümde asla birinci olamayacak. Ben Oğuzhan Bey konusunda çok pişmanım. Eğer ki bugün bu zorlukları yaşayacağımı bilseydim Oğuzhan Bey'e 9 ya da 10 puan verirdim. Birinci olması için. Özge Hanım, ben biraz yardım edeyim, merkeze ettim. İstiyorsanız edin ama mutfağa hiç girmeseniz çok daha iyi olur. Bu benim tercihim çünkü girin korkup da geri kaçabilirsiniz. Öyle ben gireceğim mutfağa ya. Ben herkesinkine baktım şimdi yine. Baktın mı herkesinkine? Yani benden önce iki kişi gitti, ondan sonra daha gitmeye ihtiyacı duymadım ama ben bir bakacağım. 10 yaşında çocuğum var dedi ama 4 yıllık ev hanımıyım dedi. Yani... Ha şey... Ha, 4 yıldır mutfaktayım dedi, yanlış hatırlamıyorsam. 4 yıldır mutfaktayım dedi. Ev hanımı değil, 4 yıldır mutfaktayım ben dedi. Ben de bugün girdiğimde öğrendim, ikinci evliliğiymiş. Ay Özgeçim. Çok kötü, olsun, çok kötü, olsun, çok kötü. Olsun, çok kötü patladık. Olsun, ne yapacaksın? Yapacak hiçbir şey yok kader şu an ya. Kaderden öteye geçilmiyor. Aynen bacı, aynen. Bacı burada ne oldu? Savaş çıktı. Bu nasıl bir savaş? Ben daha böyle bir savaş hiç görmedim Özge. Ne yaptın burada? Özge iyi ki ilk başta bizi almadın. Evet ya. Gerçekten. Ben yemezdim buradan bir şey. Bu kadar da abartmayın ya. Bunlar fajita tabağı mı? Evet evet. Bunlar hep yani pasta kirli değil. Yıkandı hep bunlar yok, hep piştiği için kasabından olabilir, olabilir. Aldım canım, ben onu. Böyle şeyden. O şeyleri sıcak suda beklettin mi? Eti yakarsın. Yok yok, yanmaz ya. Yakarsın kız, şu eti şöyle bir çevir. Kaç şuradan, bu ne kadar kötü. Şey, ben şunları neyle alacağım ya? Dört yıldır evliyim, 4 yıldır da yardımcım var. Ama yemeklerim bu kadar kötü mü arkadaşlar? Valla zaten bilmiyorum, anlamadım ben. Diyorum ya, pazartesiden beridir bir garipliktir gidiyor yani. Bir de ben hani, çalışan kadınım zor. Güzel yemekler düşük puan aldı. Çalışan kadınlara güzel yemekler düşük puan aldı. Evet, bence de kesinlikle. Yani Oğuzhan'ın da çok almış ağam bir puan aldığını düşünmüyorum. Daha yüksek puanlar alması gerekiyordu. Senin de ona keza. Bacı, sana Allah sabır versin, ben içeri gidiyorum. Tamam. Az daha durursam yine strateji yapıyorlar diyecek. Oğuzhan Bey! Geldim. Ne yapıyorsunuz orada? Bize de söyleyin. Biraz 15 dakika aldı içeriye yol bulup girme. O kadar mı kötü? Evet, çok kötü. Şu anda Canan Hanım'a servis yapmak istemiyorum. Böyle tabağı buradan atacağım. Kendisi yakalasın. Kafasında mı kırılır artık? Neresinde patlarsa. Mutfağının çok dağınık olduğunu, izin vermeyeceğini söyledi. Özge Hanım bütün hafta konuşup herkesin mutfağına girmek isteyip neden bugün böyle bir tavır sergiledi? Gerçekten bilmiyorum, anlamsız. Ben sonradan girdim ama mutfağı çok dağınıktı. Yani ben de öyle olsa mutfağımı sokmazdım ya. Bir de Özge kimsenin mutfağına girmedi zaten, biliyordu ya. Özge her şeyin farkındaydı. Biz kaç gündür hep el açması falan yaptık, o kadar. Bir tane el açması bile yok menüsünde yani. En azından küçük bir risk alabilip el açması falan da yapabilirdiniz. Bunlar bana ait değil. Kasabımdan aldım. Yani sunumu normalde size bu şekilde daha güzel yapmak isterim ama evet. Normalde patates kızartması koyuyorlar. Menüde patates kızartması yok. Güzelmiş aslında bu böyle. Ha, o yüzden evet, boş kaldı. Bana ait değil. Yani çok aşırı pahalı olduğu için onları lavaşlar, bu şekilde temin edemez. Dikletiniz mi lavaşları Özge Hanım? Efendim? Böyle savaşa girmiş gibi lavaşlar. Salsa sosu mu? Onlar hazır beyefendi. Lavaşınızı kendiniz de yapabilirdiniz ama hiç risk almamışsınız. Bildiğin sıradan bir lavaş. Domateslerin rengi yok ya pek, onun için beyaz gibi. Ben de ilk evet, gördüm farklı sos. Değil yani. Keşke küçük salça. Kırmızı toz biberi alsa onu kızartırdı. Evet, evet kızartırdı. Toz biberi. Biber salçası da kızartırdı. Konuşmak için konuşmuyorum.
Sen günlerdir konuşmak için konuştun. Bırak konuştu. Biz de şimdi bugün konuşalım oldu. Yani. Bir bize de biraz sıra söndün. Ver. Risk. Menüm yok. Adam bana risk diyor ya. Adam dediği sen misin? Galiba. Gökhan Bey'e söylüyorum. O bana söylüyor, ben de ona söylüyorum. Gökhan sana söylüyorum, Oğuzhan sen anla. Aa, ben nasıl anlarım? Bana sesleniyor çünkü. Sesleniyor, ben de ona karşılık veriyorum. Teşekkür yani. Ediyorum. Gel öyle uzaktan uzağa konuşmayın. Geliyorum. Bütün o 2,5 saat içinde herhalde laf yetiştirdi, yemeklere hiç vakit ayıramadı. Öyle bir şey algılıyorum artık. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Ay çok ağrımış. Aslında sunum öyle. İçin güzel de. Evet. Bir de bunun böyle coslaması lazım ama hiçbir cos sesi yok ama ev ocağında başla. O da çok mümkün olmasa ama gerek. Evet şimdi yok. Döküm bu kaplarda tabii bizim sıcak çok. Ne kadar çıplak bir fajita. Şimdi Gizem Hanım'ın yemeğini hemen alabilir miyiz? Hemen geliyor. Kazanamayacağını anladı bakalım. Şimdi Etekes'in %100 beğenecek. Bakalım hemen Osman geliyorum. Osman Bey gratini yiyince siz de ben yedim beğendim dediniz. Ben aynı şeyi ben yedim, sizden beğendim. Sonra söyleyince azarlandım neden dedim. Acaba? Ben hayır canım bir azarlanma söz konusu değil burada. Gayet azarlandım. Duyulmasını yaptığınız hareketleri duymakla mükellefsiniz. Yani bunu duyacaksın. Ben sizin bütün etiniz kuru demedim. Bazı yerleri iyi pişmiş bazı yerleri kötü pişmiş dedim. Ne sizin olur Gizemciğim senin yorumunu çok bekliyorum canım. Bir yorum yap bakalım. Çaresizlikler diyorum ya hani hep böyle iyi niyetli insanların başına gelir. Böyle içten pazarlıklı sinsi insanlar çok fazla talihsizlikler yaşamazlar. Onların şansları hep yaver gider. Ama ben tam tersi yani iyi ki de normal yaşantımda niyete önem vererek yaşıyorum yani. Özgür Hanım 4 gündür ağzı hiç susmadı. Hep konuştu hep iddialı konuştu. Ama ne oldu son gün hop. Hepsi söndü bitti kaldı. Keşke masasına üstüne vermiş olduğu özeni biraz yemeklerine gösterseydi. En azından yemeklerini yetiştirseydi.